Herkese merhaba arkadaşlar. Ben videoya birazcık yine geç başlatmış olabilirim. Çocuklar okuldan geldi. Karnını falan da doyurdu yani. Ben de onlar okula gittikten sonra bugün uyumadım da. Hiçbir şey yapmadım. Gerçekten hiçbir şey canım yapmak istemedi. Bol bol tüm odaları havalandırdım. Nevresimler zaten değişecekti. O yüzden yataklara falan da ellemedim. Sonra otur dedim ki Tuğba bir de saçına şey yap. Zeytinyağı, Hint yağı ve çörek otu yağını böyle karıştırdım. Saçımın diplerine falan güzelce sürdüm. Ondan sonra işte duşa girdim. Sonra dedim ki hadi Tuğba yavaştan işlerine başla. Çünkü oturma odasına mutfağa süpürge tutulacak. Nevresimler değişecek. Bulaşık makinesi boşaltılacak. Çocuklara öğlen hazırladığım o bulaşık çıktı. Onlar yerleşecek. Akşam yemeği yapılacak. Yapılacak da yapılacak yani. İşler bitmiyor. Ama dediğim gibi öncelik sağlığım. Öncelik dinlenmekte. Dinlendim. İyi geldi bana. Çocuklar şimdi ne yapıyorlar size de onu göstereyim işlere başlamadan. Kısım kısım da sizlere yine çekmeye çalışacağım zaten yaptığım işleri de. Parfüm koleksiyonu almıştık Kutay'ın doğum günde Derin'e. Kokulu tebeşir yapıyor. Baloncuk çıkmaması için hemen karıştırmak gerekiyormuş ama Derin dedi ki anne daha koyar koymaz hemen kabarmaya başladı. Baloncuklar çıkmaya başladı anlamadık dedi. Ama sorun değilmiş. Altına bence gidiyormuş kalıbı koyunca. Hmm, öyle mi yazıyor? Beraber bunu yapıyorlar. Seni de gösteriyorum bir tane. Toybox açmıştı Kutay'da. Onun oyuncağıyla oynuyor. Hem ablasını izliyor. Tebeşir kalıbı. Şimdi altına alayım da gitsin. Biraz daha dökelim. Bu arada bundan birkaç kez yaptı. Arkadaşlarına da hediye verdi. Kokulu tebeşirler. Şişeleri de var. Şöyle parfüm yaptın mı anneciğim? Yapacak mısın bunları? Yaptım. Yaptın mı? Kokuları da çok güzel oluyor. Size de göstereyim mi ne olduğunu bu ürünün. Ha, şu kağıdından göstereyim. İçi dolu ya. Şöyle parfüm laboratuvarı. Ben kullanma tarihini bile yazdım. İyi yaptın bir tane. Bu ne yavrum? O koku. Çiçeklisi de varmış. Şekerlisi. Çiçekli çok ağır geldi. Ben de bu şekerliyi yaptım. Hmm. Pipetle çekiyorsun. Neyi yavrum? Pipetlerle. Pipetle çekiyorsun. Sonra döküyorsun. Karışımlar yapıyorsun. Böyle farklı yağlar da alırız sana anneciğim. Onlarla da yapabilirsin. İyi hadi size iyi eğlenceler. Kolay gelsin. Sağ ol.
Rutin günlük işlerimi bitirdim. Hepimizin evinde olan, birçoğumuzun yaptığı işler zaten biliyorsunuz. Kısım kısım çekmeye çalıştım. Süpürgeyi açınca yine Hole bizim odaya da tuttum süpürgeyi. Aynaları da tekrar bir sildim, dedim ya Kutay'ın eli hep aynada nedense bu holdekinde. O yüzden yine sildim. Günlük siliyorum zaten o aynayı. Çıkan nevresimleri makineye attım. Hepsini peş peşe yapınca bir başım da döndü. Tansiyonum mu düştü nedir? Eğil kalk eğil kalk herhalde. Ondan olsa gerek. Size şeyi göstereceğim. Dün Emre BİM'e gitmişti. Yoğurt alacaktı. Onunla beraber şunları da görünce almış. Ben bunu çok seviyorum biliyorsunuz. Krem Milk Kentin. Çok güzel oluyor bu. Derin'le biz naneli çikolatayı çok seviyoruz ama Emrah dikkat etmemiş. Eve gelince dedi ki aa dedi bitter çikolatalıymış. Bakalım nasıl olacak. Kalsın dedik yine, belki yeri severiz. Bir de şundan almış. Biz bunu çok seviyoruz yine. Toffee markasınınkini yiyorduk biz ama bunu denemedik. Ufaktan bir bayram alışverişi gibi olmuş. Tabii ki bayramda kim geliyor gidiyor artık ki. Gerçi zaman öyle kötü ki zaten kimse çocuklarını salmasın, bırakmasın. Öncedenmiş öyle komşu komşu kapı kapı gezip bayramlaşmalar etmeler. Şimdi kimseye güven olmuyor. O yapmaz bu yapmaz demeyelim. Yani zaman çok kötü. Keşke böyle olmasaydı ama maalesef ki böyle düşünür olduk. Bu duruma gelir olduk artık maalesef. Ne diyordum? İşte hani burada da akrabamız bizim olmadığı için pek biliyorsunuz. Hani oraya gittik geldik. Pek gelen giden de olmadığı için genelde bayrama aldığımız şekerleri, çikolataları böyle belli bir zaman aralığında uzun da sürse biz yiyoruz çoğunu. Bugün menümüzde keşkek olacak. Taze fasulye, domatesli bulgur pilavı yapacaktım. Önceki videomda söylemiştim zaten. Onları da yapacağım. Bugün menüye bunları yapmayı planlıyorum arkadaşlar. İnşallah susamaya da başladım yavaştan. Ama çok şükür yani yine de iyiyiz. Bunlar burada dursun şimdilik. Zaten çocuklarla akşam bir tadına bakarız birer ikişer şunun. Bir de diğerini zaten bunu da seviyorduk. Yeriz. Böyle. Tatlı yapsam mı yapmasam biliyor musunuz? Ona bir karar veremedim. Yaparsam zaten sizin de bilginiz olur. Tatlı mı yapsam karar verememiştim ya. Elimde bu vardı biliyorsunuz. Bir videomda göstermiştim size. BİM'den almıştım revaniyi. Arkasındaki tarifine göre bunu yapacağım. Şerbetini yapacaksınız zaten sadece. Bunu ben bir küçük yuvarlak borcama koyarım. 3,5 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su kaynatılır. Ocaktan aldıktan sonra içerisine yarım limonun suyunu sıkın diyor. İlk sıcaklığı şerbetin çıktıktan sonra direkt bu revaninin üzerine dökün diyor. Sonra da istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Krem şanti, fındık, fıstık, bademle falan diyor. Bunu yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Revaniye küçük borcama aldım. Arkadaşlar bu bildiğiniz pandispanya kokuyor biliyor musunuz? Pakette gördünüz ama revani yazıyor. Ben bunu niye deliyorum? Üzerinde yazmıyor ama aşırı sert geldi bana. İçine çekmezse diye o yüzden biraz deleyim dedim. Şerbetim oldu. Hatta o ara fasulyeyi ocağa koydum. İlk sıcağı da çıktı. Böyle çeke dursun bakalım. Peki ocakta ne var onu da şöyle hemen göstereyim. Kavuruyorum. Yemek gibi olmayacak. Kutu içerisine patates istedi. Patates ekleyeceğim. Baharatlı bir yemek olacak. Fasulyeye şöyle iki küçük patatesi de küçük küçük doğradım. Baharatlarını tuzunu da ekledim. Tamamen kendi suyuyla buharıyla pişiyor. Tereyağını da ekledim biraz önce. O da eridi içinde güzelce. Bu şekilde bunu pişireceğim. Domates, salça vesaire eklemeyeceğim. Canım bugün bu şekilde istedi. Ve yanında da bulgur pilavına başladım. Soğan kavurdum. Tereyağı, sıvı yağ karışık kullandım yağı. Soğanı kavurduktan sonra da içine bir tane büyük boy domatesi de doğradım şu şekilde. Baharatlarını da ekledim. Pul biber, karabiber, nane, kuru fesleğen ve kuru dereotu da kullandım. Bunlar da birazcık daha böyle bir yumuşasın. Bulgurumu da yıkadım güzelce. Onu ekleyeceğim. Ve pilavımı da pişmeye bırakacağım. Ve artık son olarak da tavuklu keşkeğimi de düdüklüye koydum. Buğdayımı sabahtan ıslatmıştım.
geceden aklıma gelmedi. Çünkü bugün gün içinde aklıma geldi keşkek yapmak. Sonra da karar verdiğim için aklıma geldiği an hemen buğdayımı ısladım. Aşurelik buğdayı. Tavukta bir poşet vardı buzlukta. Onu çıkardım. Bir poşeti çözdürdüm. Hepsini de kullanayım dedim. Şimdi bunun üzerine su koyacağım. Üzerine geçecek şekilde tuz ekleyeceğim ve bunu pişmeye bırakacağım. Keşkeği de ocağa koydum. Ben sadece bugün keşkek yemeyi planlıyorum. Üzerine güzel bir tereyağı yakacağım. Öyle planladım. Başka bir şey yemeyeceğim. Yalnız iyice de bir yorgunluk çökmeye başladı bir yandan. Oturunca daha da çok anlayacağım. Belim bacağımın ağrısı oturunca daha çok kendini belli edecek tabii. Aslında nevresimlerini çocukların daha yeni değiştirmiştim. Bugün değiştirmezdim normalde de. Derin dün gece öyle terlemiş, öyle terlemiş ki yani bir de üstünü örterek de uyumayan bir çocuktur. Öyle terleyince dedi anne bu nevresimimizi bugün değiştirir misin demişti. İyi anneciğim dedim değiştiririm. Dedim hazır. Deninkini değiştiriyorken Kusay'ın nevresimi de değiştireyim dedim. Öyle oldu yani. Evet artık ben gideyim bir dinleneyim. Pilav milav da şöyle bir dinlensin de çocukların yemeklerini vereceğim. Çocukların yemeklerini koydum. Şimdi cacık da yaptım. Cacık istediler. Hemen kaselere koyayım. Kutay şu ara aşırı iştahsız. Bu tabağı bile yerse ne mutlu. O zaman çocuklarıma afiyet olsun. İftar soframı hazırladım. Keşkeğimi de düdüklüden bu tencereye aldım ki daha rahat ezebileyim. Keşkek yapmada bir sıkıntı yok. Beni yoran kısmı böyle eziyorsunuz ya hani tavuklarda lif lif ayrılsın. Hafif ezmek gerekiyor keşkeği. Tabii dişe gelir şekilde de yapabilirsiniz de bugün bu şekilde yapmak istedim. Bunu ezdim. Şimdi tabaklara koyacağım. Yağımı erittim. Birazcık rengi dönecek hafif yanar gibi olacak ama yakmayacağız tereyağını. O şekilde üzerine bir yağ ekleyeceğiz. Bunu da tabaklara koyayım şimdi. Pul biber ister miydin yağına? Hı. Sadece böyle mi olsun? Yok yok. Tamam. İyi mi yağ sana koyayım mı bunda? İyi koyma ben yeter. Koymayayım. Şöyle keşkeğim hazır. Çok lezzetli görünüyor. Dün vişne kompostosu yapmıştım. Cacık çocuklardan kalınca bir salatalık daha doğradım. Yoğurt falan ekledim. Şöyle çoğalttım yani. Bize de cacık yaptım. Taze fasulyemizi de ısıttım. Şurada da revani tatlımız. Arkadaşlar bunun kokusu bildiğiniz pasta tabanı kokusu. Tadına da bakarız beraber. Evet o zaman şimdi bize hayırlı iftarlar. Rabbim oruçlarımızı kabul etsin inşallah. Zeytinyağı da suyunda. Öyle gibi mi? Aynen öyle. Ben videomu sonlandırmak için buraya geldim. Aşırı bir baş ağrısı başladı. İftara yakın başladı. İftarımızı açtık. İlaç aldım ama hala bir etkisini göremedim. Çocuklar şimdi yattılar. Aslında bugün sahuru da eklemeyi planlıyordum. Malum birkaç gün kaldı Ramazan'ın bitmesine. Ama gerçekten hiç o halim yok. Ya bir iki lokma yerim, yatarım. Ya da bilmiyorum sadece suya da kalkabilirim. Kendimi iyi hissetmiyorum. Artık göz kaleminden mi kaynaklı gözlerim mi ağrı vurdu sonra da başıma.
Bilemiyorum ama aşırı alnımda, gözlerimde ağrı var, ağırlık var. Videoyu sonlandırmadan önce tatlı ile ilgili yorumumu da yapayım. Arkadaşlar Allah affetsin ama hiç beğenmedik. Yani evdeki kimse beğenmedi. Klasik böyle pasta tabanlarının tadı gibi de değil gibi de ama revani ile hiçbir alakası yok. Bir kere şeker ölçüsü aşırı çok ki ben biliyorsunuz tatlıyı. Tam tatlı sevenlerdenim yani. Bana bile çok şekerli geldi. Alıp da denemek isteyen olursa tabii ki de yani herkesin damak zevki değişebilir elbette ama bizim damak tadımıza uymadı. Bunu da sizlere söylemek istedim. Artık videomu sonlandırabilirim. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda inşallah görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.